sayıyı kesir haline dönüştürmemiz isteniyor. Tabii seçeneklerde kesirler olduğu için kesir şeklinde yazmamız isteniyor. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Sayımız 2,24. Tabii biz bunun paydasını istersek 1 yazabiliriz. Burada gizli 1 vardır. Eğer biz pay ve paydadaki virgülden sonraki terim sayılarını eşitlersek virgülleri kaldırabiliriz. Herhangi bir tam sayı verildiği zaman, mesela 23 sayısı ya da 19 sayısı, herhangi bir tam sayı verildiğinde virgül aslında bunun en sağındadır, şuradadır. En sağında bir tane virgül vardır. Ve virgülün sağına biz istediğimiz kadar sıfır yazabiliriz. Virgülün sağına sıfır yazmak sayının değerini değiştirmez. Yani 23,00000 sayısı aslında 23'tür. Burada da paydadaki sayı 1, virgülün şuradadır. Eğer biz ikisinin sıfır atarak virgülden sonraki sayı adetlerini eşitlersek virgülleri artık kaldırabiliriz. Yukarıda iki tane sayı var virgülden sonra. Aşağıda da virgülden sonra iki sayı olması lazım. İki tane sıfır atar. Yani 1,002 biridir o. Virgül sayıları artık eşit olduğu için virgülleri kaldırabiliriz. Yukarıdaki sayı 224, aşağıdaki sayı ise 100 olur. Şimdi sadeleştirerek bunlardan birine benzetmeye çalışacağız. 2'ye bölünür ikisi de. Tabii 4'e de bölünür. Bunu şuradan anlayabiliriz. Sonraki basamak 24. 4'e bölünüyor. Sonraki basamak 0. Bu da 4'e bölünür. Direkt 4'e bölelim. 100'ü 4'e bölüyorum. 25. 224'ü 4'e bölüyorum. 200'ü 4'e bölünce 50. 24'ünkü 6. 56. 56 bölü 25. Ki Bursa'da var aynı seçenek. Evet, doğru cevap bu olacak. Şurada Bursa'da geçiyor.